Merhabalar. Ben Hiroshi Nakajima, Japonya'dan geldim. Şimdi Tazelenme Üniversitesi'nde çalışıyorum. Bugün harekette egzersiz yapıyor. Bugün egzersiz el parmaklar egzersiz. Bu egzersiz beyni çok iyi ve zihinsel iyileştirme. Çok iyi egzersiz. Sonra başlıyor. İlk eller böyle sürterek. Evet, böyle. Evet. Biraz sıcak. Ondan sonra sağ el, sol. Evet, böyle. Tamam. Ve mesela 5 ile 10 kez böyle yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5, evet. Parmaklar 1, 2, 3, 4, 5, evet. Sonra sol, sağ el böyle, evet. Ve 1, 2, 3, 4, 5 parmaklar. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, okey. Sonra sol el üst. Evet. Ve sağ baş parmak buradan. Evet, böyle. Yukarıdan aşağı. Baş parmak, işaret parmak arası. Evet, böyle. 1, 2, 3, 4, 5, evet. Ve işaret parmak, orta parmak arası. 1, 2, 3, 4, 5, evet. El üst, biraz kemik var arası, evet, burada. Tamam. Sonra orta parmak, yüzük parmak arası. 1, 2, 3, 4, 5, evet. Ve yüzük parmak, serici parmak arası. 1, 2, 3, 4, 5, evet. Sonra sağ, sol baş parmak yukarıdan böyle. 1, 2, 3, 4, 5, evet. Ve İşaret parmak, orta parmak arası. 1, 2, 3, 4, 5, evet. Ve orta parmak, yüzük parmak arası. 1, 2, 3, 4, 5. Ve yüzük parmak, serici parmak arası. 1, 2, 3, 4, 5, evet. Sonra sol baş parmak, parmaklar kökten tırnak böyle. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Sağ parmaklar böyle. Evet. Ve 1, 2, 3, 4, 5, evet. İşaret parmak. 1, 2, 3, 4, 5. Orta parmak. 1, 2, 3, 4, 5, evet. Ve yüzük parmak. 1, 2, 3, 4, 5, evet. Ve serici parmak. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Sonra sağ baş parmak. Aynı. Böyle. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. İşaret parmak. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Ve orta parmak. 1,
2, 3, 4, 5. Evet. Ve yüzük parmak. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Ve serçe parmak. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Okey. Bu harekette yavaş. 1, 2, 3, 4, 5. Yavaş yavaş yapacağım. Tamam. Sonra sol el abici böyle. Evet. Ve sağ baş parmak burada. Serçe parmak. Ve yukarıda. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Ve orta. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Ve baş parmak. Baş parmak, burası çok kas var. Ve böyle. Ya da böyle. Bu daha iyi. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Sonra sağ. Aynen. Serçe. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Ve orta. 1, 2, 3, 4, 5. Ve baş. Buyur. Evet. Ve 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Tamam. Sonra sağ, sol. Evet, sol serçe parmak. Parmaklar kökten parmak ucuna doğru. Evet, böyle. 1, 2, 3, 4, 5. Yüzük parmak. 1, 2, 3, 4, 5. Ve orta parmak. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. İşaret parmak. 1, 2, 3, 4, 5. Ve baş parmak. Evet. 2, 3, 4, 5. Tamam. Sonra sağ. Evet, aynen. Serçe parmak. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Yüzük parmak. 1, 2, 3, 4, 5. Ve orta parmak. 1, 2, 3, 4, 5. Ve işaret parmak. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Ve baş parmak. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, tamam. Sonra sol el üst. Evet, böyle. Ve sağ baş parmak, işaret parmak burada. Evet, böyle. Ve burası kas var. Ve kas kavra böyle. Evet. Ve yavaş 1, 2, 3, 4, 5 ve böyle şekil. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Burada. İşaret parmak, orta parmak, aras. Burada. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Ve orta parmak, yüzük parmak, aras. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Böyle.
Ve yüzük parmak, serçe parmak, aras. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Böyle. Tamam. Sonra sağ. Aynen. Biraz yukarı. Evet. Sonra bir, iki, üç, dört, beş. Evet. İşaret parmak, orta parmak, aras. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Böyle. Ve orta parmak, yüzük parmak, aras. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Böyle. Ve yüzük parmak, serici parmak, aras. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Okey. Tamam. Sonra sol baş parmak, yan. Evet. Ve masaj. Böyle. Bir, iki, üç, dört, beş. Ve bir, iki, üç, dört, beş. Bu sağ baş parmak işaret böyle. Evet. Tamam. Evet. İşaret parmak aynı. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Mesela biraz eklem var. Eklem masajı yok. Evet. Aras. Tamam. Ve böyle çeviriyor değil. Çevirmiyor. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Yüzük parmak. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Ve işaret. Seç. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Sonra sağ baş parmak. Aynı. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. İşaret parmak. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Orta. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Ve yüzük. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Sonra serçe. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam, okey. Sonra sol baş parmak, tırnak, biraz, evet. Sağ işaret ve baş parmak.
boylu ve yavaş 1, 2, 3, 4, 5, tamam. İşaret 1, 2, 3, 4, 5. Orta 1, 2, 3, 4, 5. Ve yüzük 1, 2, 3, 4, 5. Serçe 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Sonra sağ baş parmak. Tırnak. Burada. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ve seç. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Evet. Sonra sol baş parmak. Evet. Ve sağ işaret parmak ve baş parmak. Boyutu. Evet. Tamam. Şimdi parmaklar doğru. Evet. Ve sağ. Böyle. Parmaklar bilek yumuşak. Evet. Ve sağ böyle. Evet. Evet. Ve böyle. Evet. Mesela bu 1, 2, 3, 4 bra 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 Japonca bra 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 pom. Evet. Tamam. Orta. Evet. Yüzük. Serçe. Evet. Ve sağ. Aynı. Böyle. Evet. Bra 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 bra. Pom. Evet. 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 Tamam. Okey. Son. Böyle. Evet. Tamam. Ve sağ, sol böyle. Evet. Evet. Tamam. 5. 1. Evet. 2. 3. Evet. 4. 5. Tamam. Okey. Bugün el parmaklar egzersiz o kadar. Bu egzersiz mesela masaj egzersizi yapıyor. Kan dolaşımını iyileştirme. Evet. Ve beyni çok iyi. Evet. Sonra teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet sevgili öğrencilerim, bildiğiniz gibi evrimsel düşüncenin hayatımızdaki yeri konusunu konuşuyorduk. Bir önceki dersimizde size kısaca evrim teorisinin, evrimsel düşüncenin süreç bileşenleri ve örüntü bileşenlerinden söz etmiştim. Daha doğru bir deyişle örüntü bileşenlerinin neler olduğunu ve canlılığa baktığımızda ne gördüğümüzü anlatmaya çalışmıştım. Gördüğümüzü özetleyecek olursak, canlıların ortak bir kökenden geldiğini ve zaman içerisinde değiştikleri konusunu ele almıştık. Bugünkü dersimizde ise aslında süreç bileşenlerini ele alıyoruz. Şuraya bir slayt koydum, bunun üzerinde düşünmenizi istiyorum. Canlılık tarihi yaklaşık 3.8 milyar ile 4 milyar yıl olarak tahmin ediliyor. Dikkatinizi çekiyorum. Milyon değil, milyar yıl olarak tahmin ediliyor. Bunu nereden biliyoruz? Çok eski kayaçlar içerisinde bulduğumuz bazı karbon tabanlı yoğunlaşmalardan biliyoruz.
Karbon biliyorsunuz canlılarda yoğun olarak bulunan bir tane element. Şimdi bu yaklaşık 3.8 milyar yıl önce son derece kaotik bir dünyamız var. Hala gök taşları dünyaya çarpmaya devam ediyor. Dünya çok sıcak. Bir taraftan gaz ve toz bulutları var. Bir taraftan fırtınalar, yağmurlar, kasırgalar var ama yere düşen su, yüzey o kadar sıcak ki tekrar buharlaşıyor. İşte böyle bir ortamda yavaş yavaş çeşitli makromoleküller ve bu makromoleküllerin birleşmesiyle de bir canlılık öncülü olan basit hücreler meydana geldiğini tahmin ediyoruz. Evet, bir sonraki slayta geçebiliriz. Peki ne oluyor? Az önce söylediğim gibi canlılar ortak bir kökenden geliyor ve değişiyor diyoruz. Eğer evrim düşüncesinin bu iki öngörüsü geçerliyse o zaman ne bekleyeceğiz? Bütün canlılar ortak bir kökenden geliyor ve zaman içerisinde çeşitlenip değişiyorlar. Birbirleri üzerinden oluşuyorlar, birbirleri üzerinden türleşiyorlar. İşte nasıl bu hale geldi sorusu, yani bilimdeki ikinci önemli soru, bu nedir sorusunu daha önceki derslerimize yanıtladık. Canlı nedir? Canlı ortak bir kökenden gelen ve değişen bir fenomendir. Bugün ise neyi konuşuyoruz? Canlılar zaman içerisinde nasıl değiştiler? Nasıl bu hale geldiler? Bundan sorumlu mekanizma nedir? İşte evrim teorisinin ikinci bileşeni de budur. Yani süreç bileşeni dediğimiz olgudur. O zaman biz neyi varsayabiliriz? Eğer canlılar ortak bir kökenden geliyor ve zaman içerisinde değişiyorlarsa ki bunu sağlayan mekanizmalar evrimsel süreçler olarak tanımlanır. Kimdir bunlar? Mutasyon, doğal seçilim, genetik sürüklenme ve göç ya da gen akışı dediğimiz evrimsel mekanizmalar. Ne yapar bunlar? Canlıların popülasyonlarını birbirinden farklılaştırır. Başka bir evrimsel yöne doğru geliştirir. Başka bir türleşme sürecine doğru sürükler demek istiyoruz. Ve böyle olunca da hayal edeceğimiz canlılık dünyası nedir? 4 milyar yıl önceden başlayıp zaman içerisinde birbirinden köken alarak farklılaşan, değişen ve bugünkü canlı çeşitliğini oluşturan böyle bir yaşam ağacından söz ediyoruz. Yani bütün canlıları birbirleriyle ilişkilendiren bir yaşam ağacı var aslında. Biz geriye doğru bu yaşam ağacını ne kadar doğru bir biçimde tahmin edebilirsek canlılık tarihini o derece doğru bir şekilde ortaya koymuş olacağız. Evet, değiştirebiliriz. Demek ki hatırlatalım, evrime ilişkin iki örüntümüz vardı. Türler ortak bir kökenden geliyorlar ve türler zaman içerisinde değişiyorlar. Devam edelim. Peki bu türler nasıl oluşuyor dediğimiz zaman evrimsel mekanizmalar devreye giriyor ama onun öncesinde önceki dersimizde gördüğümüz örüntüler bize neler söylüyor? Bunu kısaca hatırlatalım. Ortak ata ilişkisi bize homoloji ve filogeni kavramını, zaman içerisinde değişim, evrimleşen popülasyonları, uyarlanan özellikleri, evrimsel uzlaşı dediğimiz yani bir organizma üzerindeki bütün özellikler ya da karakterler bir baskıyla, bir doğal seçilim baskısıyla her zaman aynı yöne doğru ne yapmazlar? İlerlemezler. Biri üzerinde ters çalışan, diğeri üzerinde doğrusal çalışan baskılardan söz etmek mümkün. Dolayısıyla da burada bir evrimsel uzlaşı gerekli. Yine körelen yapılar. Örneğin insanda biz körelmiş yapıları anlamaya çalışırken ne yapacağız? Zaman içerisindeki değişim düşüncesinden yararlanacağız. Evrimleşen popülasyon dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Bugün yine gündem olan, örneğin koronavirüslerin bir soy hattı olan SARS-CoV-2 dediğimiz ve daha önce SARS hastalığı yapan formun yeni bir, değişen bir formu ne yapıyor? Evrimleşen bir popülasyon oluyor. Daha önce bu özellikleri yoktu. Bugün insanda
kolay bulaşabilen ve virülansı yüksek, yani hastalık yapıcılığı ve bulaşıcılığı yüksek bir forma dönüşmüş durumda. Bunu neyle açıklayabiliyoruz bu değişimi? Popülasyonların, yani bir tür içerisindeki popülasyonların evrimleştikleriyle açıklayabiliyoruz. Devam edelim. Şimdi biz evrimsel düşünceyi nerelerde kullanıyoruz? Aslında tıbbi uygulamalarda çok fazla kullanıyoruz. Hepimiz ilaç dirençliğini duymuşuzdur. Belli bir bakteriye karşı kullanılan çeşitli antibiyotikler belli bir süre sonra artık etkisiz olmaya başlıyorlar. Nedir bunun nedeni? Ne diyoruz? Bakteri direnç kazandı. Bakteri direnç kazandı çok doğru bir terminoloji değil. Aslında doğal seçilimle evrim oluyor orada. Başka bir deyişle bir doğal seçilim baskısı var. Nedir bu? İlacın kendisi, antibiyotiğin kendisi. Bakteri popülasyonları seçilime uğratıyor. Ne demek bu? Evrim bir anlamda rastgele bir süreç, doğal seçilim dışında. Ne oluyor? Siz bir bakteri popülasyonuna onu yok etmek için ilacı verdiğinizde tesadüfen bu bakterilerden bir ya da birkaçı ilaçtan etkilenmiyor. Neden? Çünkü onlar diğer soydaşlarına göre diyeyim, yani popülasyonun diğer bireylerine göre bazı özellikleri bakımından farklılar. Neden? Popülasyon farklılık gösteriyor çünkü hiçbirimiz, yani şimdi insan popülasyonuna bakın, hiçbirimiz tıpatıp birbirimizin aynısı değiliz. Bu nereden kaynaklanıyor? Mutasyonlardan. Her birimizin geçirdiği mutasyonlar farklı oluyor. Dolayısıyla da belli bir süre sonra o ilacı vermeye devam ettiğinizde o ilaca zaten baştan ilaçtan etkilenmeyenlerin nüfusu, popülasyonu ne yapmış oluyor? Çoğalmış oluyor ve belli bir jenerasyonlar, nesiller geçtikçe de artık o popülasyonda sadece ilaca dirençli olan bireyler kalmış oluyor. Bitki ve hayvan ıslahında evrimsel düşünceyi kullanıyoruz. Biz buna yapay seçilim de diyoruz. Aslında atalarımız bunu kullanmışlar. Hepimiz biliyoruz ki bugün kullandığımız kültür bitkilerinin birçoğu son 10 bin, 12 bin yıl içerisinde evcilleştirilmiş ya da ıslaha uğramış. Gerek hayvan gerekse de bitkiler. Bunların yabani formlarının verimleri ya da raf dayanıklılıkları söz gelimi son derece düşük. Bugün de hala bu ıslah çalışmaları devam ediyor. Biz aslında burada yaptığımız şey nedir? İstendik bir özelliği, yani organizma üzerinde hoşumuza giden, işimize yarayan bir özelliği kuşaklar boyunca yapay olarak seçiyoruz. Doğal seçilimi biz insan eliyle uyguluyoruz. Biz buna hayvan ya da bitki ıslahı diyoruz. Koruma biyolojisi, biyolojinin bir alanı ama hepimizi ilgilendiriyor. Bu bugün karşılaşmış olduğumuz böyle pandemi hastalığını bile ilgilendiriyor, virütik hastalıkları. Koruma biyolojisinden biz dünya üzerinde bulunan türlerin envanterini çıkarmak, bunların doğal ortamlarında varlıklarını devam ettirilmesini ve de yok olmaması üzerine önlemler almak üzere çalıştığımız bir biyoloji alanı. Bugün karşılaştığımız bu pandemi gibi yeni çıkan hastalıkların aslında kaynağı da yine bu dünyanın genel anlamda iyi korunamamış biyolojik varlıklarımızın iyi korunamamış olması ya da ekosistemlerin bozulmasıyla ilişkili. Bunun en temel nedenlerinden bir tanesi insan nüfusunun dünyadaki diğer türlerle karşılaştırılmayacak derecede hızlı bir biçimde artması. Ben zaman zaman şöyle bir terim kullanıyorum. Dünya Homo sapiens türünün işgali altında, yani insan türünün işgali altında. Bizim yakın kuzenlerimiz, az önce sözünü ettiğim şempanzeler, goriller, işte orangutanlar belli bir alanda bulunuyorlar. Mesela şempanzeler Afrika'dan çıkamamışlar ama insan çıkmış, bütün kıtalara yayılmış ve nüfusu da özellikle son 200 bin yılda özellikle sağlık hizmetlerindeki gelişmeler, teknolojideki gelişmeler, daha iyi gıda, daha iyi hijyen, daha iyi konut nedeniyle çok hızlı bir biçimde artmış durumda. Dünyadaki hiçbir doğal türün, biyolojik türün nüfusu bu kadar hızlı artmıyor. Artınca da ne oldu? Artınca daha fazla enerji kullanıyoruz,
daha fazla besin kullanıyoruz. Doğa üzerinde, ekosistemler üzerinde son derece büyük bir baskımız var. Daha önce olmamamız gereken yerlerde bulunuyoruz. Daha önce temas etme olasılığımız son derece zayıf olan türlerle temas ediyoruz. Ve bu virüs de mesela, bu SARS-CoV-2 virüsü de bir başka konaklardan insana geçmiş bir hastalık bulaşan. Daha önce örneğin bir yarasayla temas etme olasılığınız az. Ama nüfus büyüdükçe ve başka organizmaların habitatlarını, yaşam alanlarını işgal ettikçe insanoğlu daha fazla hayvanlardan insana geçen zoonotik hastalıklarla karşılaşma şansı var. Onun için bu belki ne ilk olacak ne de son olacak. Yani bu yeni açığa çıkan hastalıklarla yaşamayı bir şekilde öğrenmek zorundayız. Ya da tersi, bu kadar fazla konfor, bu kadar fazla enerji kullanmamalıyız. Enerjiyi özellikle vurguluyorum. İnsan sadece beslenmek, işte konut yapmak için alan açmıyor. Çok fazla enerji kullanıyor. Enerji kullanmak demek karbon kökenli fosil yakıt kullanmak anlamına geliyor büyük ölçüde. Bu da doğayı ne yapıyor? Tahrip ediyor, kirletiyor. Atmosferdeki zehirli gazların artmasına neden oluyor. Toprağı kirletiyor, suyu kirletiyor. Ekosistemler üzerinde çok büyük tahribatlar oluşturuyor. Dolayısıyla insan antropometrik, yani insan merkezli düşünceyi, antroposentrik düşünceyi bırakmak zorunda. Yani biz bu dünyanın tek hakimi değiliz. Bir canlılar bütünüyle birlikte yaşıyoruz. Bizim dışımızda doğayı kullanan 2 milyondan fazla tanımladığımız canlı var. Buradaki her tasarrufu kendi isteklerimize, konforumuza göre yapamayız, yapmamalıyız. Eğer yaparsak işte sonuçlarına zaman zaman böyle katlanmak zorunda kalacağız. Biyoçeşitlilik de koruma biyolojisiyle çok ilgili bir konu. Evrim düşüncesi burada da kullanılıyor. Yani bütün biyolojik çeşitliliğin bir kökendaşlık ilişkisini. Diyebilirsiniz ki evrim düşüncesinin ekonomiyle nasıl bir ilişkisi var? Evrim çok fazla parametresi olan ve öngörülemeyen büyük ölçüde bir süreç. Ekonomi de böyle. Bildiğiniz gibi ekonomi bir bilim midir, değil midir? Hep tartışılır. Piyasanın koşulları vesaire, arz talep ilişkileri belirler. İşte evrimdeki bu süreç bileşenlerinin, örüntülerin ekonomiye uygulandığı alanlar da var. Hatta evrim düşüncesini ekonomiye uygulayıp Nobel ödülü, ekonomi alanında Nobel ödülü alan bilim insanları bile var. Devam edelim. Evet. Nereden yararlandık bu derslerimizi hazırlarken? Daha çok biyolojik çeşitlilik diye, evrimsel tıp alanında son derece önemli uygulamaları var. Bir de evrimsel analiz denilen bir kitabımızdan yararlandık. Devam edelim. Şimdi dedik ki tıptaki uygulamaları nasıl oluyor? Bir, ilaç geliştirme. İki, körelmiş organlar. Üç, yine daha fazla makromoleküllerin, insanda bulunan çeşitli yolakların, işte hormonlardan tutun, çeşitli enzimlere kadar hepsinin kökenli, nerede bulunduklarını, nasıl işlevlere sahip olduklarını anlamanın yolu evrimsel düşünceyi iyi bir biçimde anlamaktan geçiyor. Devam edelim. Bununla ilişkili bir alan var. Biz buna evrimsel tıp alanı diyoruz. Ülkemizde son derece yeni, aslında dünyada da yeni, 1980'lerden sonra gelişen bir bilim alanı. Biz canlıyı diğer organizmalardan bütünüyle farklı, izole, kendi başına bir yerde duran bir organizma olarak ele alamayız. İnsan da az önce ipuçlarını vermeye çalıştığım gibi nedir? Bir
omurgalı sınıfı içerisinde, primatlar takımı içerisinde bir organizma. Yani biz evrimsel tarihimizi diğer organizmalarla birlikte paylaşıyoruz. Dolayısıyla kendi özelliklerimizi, kendi karakterimizi anlayabilmemiz için tarihimize bakmamız gerekiyor. İşte bu düşünceden etkilenerek evrimsel tıp diye bir alan doğmuştur. Bugün ana bilim dalı olarak Amerika'da çeşitli üniversitelerde var ama bizde sadece tıp fakültelerinde biyoloji ya da tıbbi biyoloji içerisinde evrim konusu, evrimsel düşünce konusu birkaç ders konusu olarak okutuluyor. Burada verdiğim Randolph Ness ve George Williams, Ness bir psikiyatr, bir hekim. Williams ise bir ekolog, evrimsel biyolog diyebilirim. Evet, devam edelim. Neden evrimsel tıp? Devam ediyoruz. Neden ve tam olmasa da nasıl hastalandığımızı anlamak için tıp ve halk sağlığını odak noktası yaptığı için. Evrimsel açıklamalar, bu dersin başından beri söylemeye çalışıyorum. Nedir, nasıl, neden sorularını cevaplamaya çalışıyor. Yani bir sağlık ve hastalığı sadece normdan sapan ya da ortalamadan sapan şeyler olarak mı anlamalıyız? Evrimsel bakış açısı buna ne söylüyor? Bu pencereden bakmamız gerekiyor. Devam edelim. Evet, devam ediyoruz. Bir hastalığa ilişkin iki tane olası açıklama var. Bunlardan bir tanesine biz yakınsak açıklama diyoruz. Ne demek yakınsak açıklama? Yani şekeriniz niye var? İşte pankreasınız iyi çalışmıyor, yeter kadar insülininiz yok mesela. Yakınsak açıklama. Yani biz hastalıkların nedenlerini, yakınsak nedenlerini, ki buna proximate cause deniliyor, nedenlerini biliyoruz. Devam edelim. Örneğin biz yüksek tansiyona ne diyoruz? Hipertansiyon. Periferik damar yani kılcal damarlarımızda ya da damarlarımızda, periferde olan damarlarımızdaki daralmalar, buna bağlı olarak da kan basıncının yükselmesi. Efendim, işte orak hücreli anemi neden oluyor? Çünkü hemoglobin geninde bir mutasyonumuz var, beta zincirinde. Beta globin protein zincirinde bir mutasyonumuz var. Bu da yanlış katlanmaya, proteinin yanlış katlanmasından dolayı da hücrenin çökmesine neden oluyor. Niye depresyon oluyoruz? Uyumsuz sosyal çevre. Bunların yakınsak nedenlerini biliyoruz. Devam edelim. İşte bakteri enfeksiyonu olunca da zatüre oluyoruz. Ve bizim şu andaki tıp anlayışımız genellikle bu ortaya çıkmış olan septomları tedavi etmek üzerine kurulmuş durumda. Yani biz bu yakınsak nedeni alıyoruz. Eğer depresyonu varsa serotonin geri alınım inhibitörü bir ilaç kullanıyoruz, azaltıyoruz. Bakteri enfeksiyonu olmuşsa antibiyotik veriyoruz. Eğer tıkalı bir koroner damarı varsa ne yapıyoruz? Ya anjiyo yapıyoruz ya da çeşitli ilaçlar veriyoruz. Devam edelim. Ancak en baştan, yani temel soru, neden hastalık denilen bir şey var? Yani canlılar hasta olmak üzere mi evrimleşmişler? Hastalık evrimin bir parçası mı? Neden belli septomlar açığa çıkıyor? Neden bazı bireylerde açığa çıkarken diğerlerinde çıkmıyor örneğin? Söz gelimi hepimiz şeker hastası olmuyoruz. Söz gelimi hepimiz kanser olmuyoruz. Söz gelimi bazılarımız çok az grip oluyor, diğerleri daha fazla grip oluyor. Hepimiz zatüre olmuyoruz. İşte bunları evrimsel açıdan cevaplayan perspektife ise biz evrimsel tıp diyoruz. Bu ne demek? Biz aslında hastalık nedenlerini, bu açığa çıkan septomların acaba değişen çevreyle bir ilişkisi var mı? Başka bir deyişle, bizim şu anda kullandığımız bedenimiz,
ya da fizyolojimiz acaba başka koşullara göre de uyarlandı da biz bu koşullar değiştiğinde yeterli kadar adapte olamadık mı? Böyle bir soru, değerlendirmeye değer bir soru ve evrimsel tıp dediğimiz alanda aslında bu perspektiften bakarak hastalıklarımıza ya da sağlığımıza bu çerçevede yanıt arıyor. Evet, devam edelim. Evet, evrimsel tıp uygulamalarına kısa bir giriş yaptık. Ama bu konumuz uzun. Devam edeceğiz. Sizi daha sonraki derslerimizde yine bu evrimsel tıp uygulamaları konusunda bilgilenmek üzere kanal ve ekranları başında sizi bekliyoruz. Teşekkür ederim.